Merhabalar efendim. Bir hadiste nasılsanız öyle yönetilirsiniz buyurulmuş. Yani insanların hali, insanların nitelikleri yönetici sınıfı belirliyor. İnsanlar iyiyse, ahlaklıysa yönetici sınıfta ahlaklı iyi olur anlamına geliyor bu. Ama öbür yandan bir başka sözde de, çok meşhur bir sözde de "Ennas ala dini mülukihim" ya da "e'immetihim" buyurulmuş. Yani insanlar meliklerinin, krallarının, yöneticilerinin dini üzeredir. Onlar nasılsa halk da öyle davranır buyurulmuş. Bu bize aslında karşılıklı, çift taraflı bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. İki taraflı bir ilişki var. Ama bu ilişki zorunlu değil. Yani halk çok kötü, bundan dolayı yöneticiler kötü diye bir çıkarım yapamayız. İşte yöneticiler çok kötü, bundan dolayı halk da yöneticilerin döneminde kötü olduğu şeklinde bir çıkarım da yapamayız. Fakat arada çok yakın bir ilişki olduğunu anlarız. Çok yakın bir ilişki var. Bunun üzerine konuşacağız. Hadis-i şerifte "Kema tekun yuvalli aleykum" buyurulmuş. Ya da "Kema tekunune yuvalli aleykum" siz nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Valileriniz, yöneticileriniz de öyle olur buyurulmuş. Bunu teyit eden, anlatan bir başka sözde de, güzel bir sözde "A'malukum ummalukum" buyurulmuş. Yani sizin amellerinizdir, işinizdir, yapıp ettiklerinizdir başınızdaki idarecilerin niteliğini belirleyen. Yani aslında siz ne yaptığınızı anlamak istiyorsanız başınızdaki idarecilere bakın demektir bu. Başınızdaki idareciler aslında sizin bir nevi yansımanızdır, sizi yansıtır, sizin durumunuzu yansıtan nelerdir, örneklerdir, prototiplerdir diyebiliriz. Hatta bu o kadar yani yaygın bir inanç haline gelmiş ki insanlar yani nasıl bir süt içindeki kaymak yağ tabakası sütün üzerinde birikiyor ise sütün içinde olan kıymetli şeyler suyun sütün üzerine çıkar ve orada birikir, bir nuhbe olur, yani seçilmiş bir kaymak olur. Seçme demek, seçilme demek de işte toplumun kendi içinde var olan iyiliklerin adeta damıtılması ya da kötülüklerin damıtılıp bir üst tabaka, elit kadro haline gelmesi şeklinde olur. Bu tabii süreçler içinde bakıldığı zaman, yani fıtri, doğal süreçlerde böyledir. Fakat müdahale edildiği zaman topluma, iyi kötü algısı üzerinde oynandığı zaman, toplumun yani iyi seçmesini engelleyecek bir takım planlar, propagandalar ya da gücü eline bir defa geçirmiş insanların propaganda gücüyle halkı etkilemesi söz konusu olduğu zaman bu uzun yıllar devam eder. Yani bunu engellemek çok zordur. Mesela Emeviler döneminde insanlar, salih insanlar da vardı. Fakat Emevi, zalim Emevi hükümdarları hükmetti onların zamanında. Yine aynı toplumun içerisinden Ömer bin Abdülaziz gibi insanlar çıktı. Adil insanlar çıktı. Demek ki böyle zorunlu bir ilişki yok. Yani insanlar pekala kötü bir dönemde iyi idareciler ortaya çıkabiliyor. Çok iyi, salih insanların olduğu bir dönemde de kötü idareciler ortaya çıkabiliyor. Nitekim bir kadın gelir Hazreti Ebu Bekir döneminde. Hazreti Ebu Bekir'e sorar. Der ki "Ey Ebu Bekir, Allah bizi cahiliyetten kurtardı. Bundan sonra şu anda bir barış ve iyilik dönemi yaşıyoruz. Huzur dönemi yaşıyoruz. Tekrar bir fesat dönemi, bir bozgun dönemi olur mu?" diye sorar. Hazreti Ebu Bekir de der ki "Yöneticileriniz kötü olduğu zaman olur. Eğer başınıza kötü yöneticiler gelirse o zaman yeniden haliniz bozulur, durumunuz bozulur" diye ifade ediyor. Yöneticiler halkı etkiliyor demek ki. Sealibi isimli bir edebiyat, yani klasik dönem edebiyat yazarlarından bir tanesi, insanların yöneticilerin etkisine nasıl girdiğini anlatmak için şöyle örneklendirir. Der ki, Abdülmelik bin Mervan döneminde, Abdülmelik bin Mervan şiire çok meraklı olduğu için halk şiire düştü. Onun oğlu işte Velid döneminde bina yapmaya düştü. Onun oğlu yine Abdülmelik'in diğer oğlu Süleyman döneminde de yemek yemeye, evlenmeye, evlilik merakına düştü. Ömer bin Abdülaziz döneminde ise Ömer bin Abdülaziz namaza, oruca çok düşkün olduğundan dolayı bakıyorsunuz ki insanlar da namaz ve orucu düşünmeye, konuşmaya başladılar. Hatta sokakta insanlar gece "senin bir virdin var mı, hangi duaları okuyorsun" diye birbirine sorar oldu. Konuşmaları bu konu üzerine döner oldu. Yani aslında öndeki insanların hali, tavrı
arkadaki insanları, toplumun durumunu belirliyor. Yani öndeki yönetici sınıf eğer ahlaklıysa halk da ahlaki kriterlerde biraz daha dikkatli oluyor. Eğer rüşvetçi ise, hırsızsa, yani ahlaksızsa bakıyorsunuz ki halk da aynı nitelikleri onu takip ediyor. Bu mesele önemli olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim bize kezalike nüvelli ba'de zalimine ba'den bima kan yeksibun. İnsanların yapıp ettiklerinden dolayı zalimlerin bir kısmını diğerleri üzerine biz veli yaparız, idareci yaparız buyurulmuş. Yani zalimler, zalimler üzerine o zalimlerin, ilk zalimlerin yapıp ettiği kötülüklerden dolayı gelir idareci olur. Aslında bu yani insanların kötülüklerinin yine diğer insanlar tarafından yeryüzünde cezalandırılması, aşırılıkların aşırılık getirmesi, zulmün zulüm getirmesi, haksızlığın haksızlık getirmesi anlamına geliyor. Bu manada dikkat etmemiz gerektiği, asla zulme yanaşmamamız, zulümden uzak durmamız gerektiği konusunda bize bir uyarı bu. Yine insanların işte yönetici sınıfının başına gelen yönetici sınıfının insanların yapıp ettiklerinden dolayı olması. Yani bir ayet-i kerimede de yine وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتِنْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Yani sizin başına gelen her türlü musibet yapıp ettiklerinizden, kazançlarınızdan dolayıdır. Siz iyi seçerseniz, iyi talep ederseniz, iyinin peşinde giderseniz, iyi kovalarsanız yani başınıza iyi insanlar gelir. Eğer kötü tercih ederseniz, rüşveti, hırsızlığı tercih edersiniz, başınıza da hırsızlar gelir ve onlar sizin için bir felakete, bir musibete dönüşür anlamına gelir. Ancak bu tür ifadeler bizim yani bir kötülük varsa, bir yanlışlık varsa, yöneticiler hırsızsa, yöneticiler zalimse halkı suçlamamızı gerektirmez. Yani evet bir ilişki var, bir alaka var. Halkın bir kısmının ihmali da muhakkak ki var. Fakat bu mantıkla hareket edersek yani yöneticiler zalim demek ki halk bunu hak etmiş, halk belasını bulmuş. Böyle bir anlayışla hareket ettiğimiz takdirde kötülükle mücadele etmenin bir manası kalmaz. İfade ettim en başta. Her iki tarafı da her iki manayı teyit eden ifadeler, metinler var naslarda. Bu açıdan bizim iradelerimize bırakılmış mesele. Yani şu değil. Siz kötü olduğunuz için, halk kötü olduğu için, başındaki idareciler kötü, kader buna böyle hükmetmiş ve bu asla değişmez değil. Aslında burada bize anlatılmak istenen, yani tasviri bir durumdan ziyade bir nasihat, bir burada tasvirden ziyade nasıl davranmamız gerektiği, ne yapmamız gerektiği bize hatırlatılıyor. Yani siz insanlar olarak, yani halk olarak iyilik peşinde koşarsanız, iyilik için mücadele ederseniz ancak başınızdaki insanlar iyi olur. Siz iyilik için mücadele etmez, her şeyi salarsanız, bırakırsanız ya da kendinizi her şeyiyle idarecilerinizin eline bırakırsanız, idarecileriniz sizi ifsad edebilir ve içinizdeki kötüler hükmeder, kötülerin istediği şekilde kötü idareciler gelir. Sizin mücadele etmeniz gerekiyor. Yine ayet kelimelerde bima kesebet eydikum şeklinde ifadelerin geçmesi, bima kan yeksibun şeklindeki yani zalim yöneticilerin başa gelmesinin insanların iradesine bağlanmasının hikmeti zaten bu. Bize hep şunu ifade etmek, şunu göstermek istiyor Kur'an-ı Kerim. Bize siz iyilik için mücadele etmeden, İyilik için gayret göstermeden asla iyiliğe ulaşamazsınız. İyiliğe ulaşmak için mücadele etmeniz, onun için gayret etmeniz, onun için fedakarlık yapmanız gerekir. Aksi takdirde başınızda hep kötüler olacaktır. Kötüler sizi idare edecektir. Manası çıkar. Bu ayetlerin bize anlattığı hakikat, yani kısaca bu şekilde tasvir edilebilir. Evet. Geçmişte, bugünümüzde idareci ve yönetici ve yönetilen arasındaki ilişkide meseleler ele alınırken tek taraflı meseleye bakarak ve mesele tasviri bir şekilde ele alındı zannedip yani burada cebri bir durum var. Yani zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi var şeklinde bir yaklaşım asla doğru değil. Sebep-sonuç ilişkisi olan hususlar dikkatimize sunularak iradelerimizi bu noktada harekete geçirmemiz ve iradelerimizin hakkını vererek kötülükle mücadele edip
kötülüğü ortadan kaldırmak için çaba sarf etmemiz bizden isteniyor. Ne yöneticiler hırsız olduğundan, zalim olduğundan dolayı halkı suçlamaya hakkımız var, ne de halk işte diyelim ki bir takım kötülükler yapıyor. Bu halkın kötülükleri zaten yöneticileri, zalim yöneticilerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş. Onun için yöneticilere rıza gösterelim, razı olalım, onların zulmünü kabullenelim. Yani onlara müsamaha ile bakalım, onları halkın sırtında bir kırbaç gibi düşünelim ve onlara fazla da tenkit etmeyelim manası doğru. İkisinin arasında bize düşen, bu iki uç noktanın arasında bize düşen bakış açısı zannediyorum şu olmalı. Yani biz hiçbir zaman için halk olarak hak etmediğimiz bir iyiliğe kavuşamayız. Bir iyilik için muhakkak mücadele etmemiz lazım. Onun için çaba sarf etmemiz lazım ki o iyiliği elde edelim. İyi yöneticiler, pozitif yöneticiler, halkı aldatmayan yöneticiler başa geçsin. Şayet biz kimlik üzerinden, bu bizim adamımız, nasıl olsa her halükarda onu desteklemeliyiz mantığıyla hareket edersek, bu hareket tarzı cahiliye düşüncesidir. Bu hareket tarzıyla iyiliğe ulaşmamız, faziletli, erdemli bir topluma ulaşmamız asla mümkün olmayacaktır. Hoşça kalın efendim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.